Merhaba arkadaşlar, çeviri videosuna hoş geldiniz. Bugün konumuz biraz daha kısa. Hatta dinleme kısmı 4 dakika 12 saniye. Bir önceki virüsler ve bakteriler bayağı uzun sürmüştü. Bu 20-25 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Haydi başlayalım. Christopher Columbus. He discovered the Americas, but did not get paid. Christopher Columbus was an explorer. He was born around 1450 in Genoa, in Italy, and died in May 1506. His father was a businessman and sold wool and cheese, but his son loved the sea. Because Genoa is a port, Columbus's interest in the sea started at an early age and got more and more important to him. Around the time he was born, the journey from Europe to the Far East was dangerous for travelers and businessmen. Some European kings began to look for safer ways to do business with China and Japan. Also, more and more people in Europe were starting to think that the world might be round like a ball, not flat. Columbus decided that if the world was round, people could travel to the Far East, called the Indies, by going west. He took this idea to the kings of Europe, and finally, the Spanish king agreed to pay for the journey. Christopher Columbus traveled under the Spanish flag, and all the new lands he found became part of Spain. But there were big rewards for Columbus too. He set off with three ships in 1492 across the Atlantic, and on the 12th of October, he came to some islands, probably the Bahamas. Columbus then landed at Venezuela and visited parts of Central America, as well as some Caribbean islands. This was the Americas, the New World. Columbus believed that he was in the Far East, Indies, because he thought he had traveled all the way around the world. Because nobody knew that the Americas were there, he thought the land he discovered was the Far East, so he called the local people Indians. But Columbus also quickly fought with the Spanish king about his pay. However, he died in 1506 before he made any money. In fact, he wasn't the first person to go to the Americas. The Vikings from Scandinavia were there in the 11th century, and Portuguese fishermen often visited Newfoundland in Canada. However, he was the first official visitor, and after him came thousands of Europeans to make their homes there. They imported African slaves. At the same time, many of the local Indians died of the new diseases that arrived with the Europeans or were killed by them. Christopher Columbus's name lives on across the Americas, mostly in place names such as Columbia, British Columbia in Canada, or the city of Columbus, Ohio. Tamamdır, bitti. Şimdi çevire geçelim. Başlığımız Christopher Columbus. Yani Christopher Columbus'un hikayesini, Amerika'yı nasıl keşfettiğini öğreneceğiz. İlk cümlemiz Christopher Columbus was an explorer. Christopher Columbus
was neymiş? An explorer. Bir kaşifti. He was born around 1450 in Genoa, in Italy, and died in May 1506. He was born, doğdu, yaklaşık ne de 1950 yılında, 1950 yıllarında doğmuş. Nerede? Genoa'da. In Italy, İtalya'daki Genoa'da. Burayı tam bilmiyorum. Genoa olması lazım. And died in May. Mayıs'ta da ölmüş. Hangi Mayıs'ta? 1506 yılının Mayıs'ında da ölmüş. His father was a businessman and sold wool and cheese. But his son loved the sea. His father, yani Christopher Columbus'un babası, biz bir iş adamıymış. Ve sold, sale'in ikinci hali, satıyordu. Wool burada yün demek. Yün ve peynir satıyormuş. Ama onun oğlu, yani Christopher Columbus, loved the sea. Denize aşık bir insandı. Denizi çok seven birisiydi. Because Genoa is a port, Columbus's interest in the sea started at an early age and got more and more important to him. Because Genoa is a port. Port burada liman. Burada Genoa bir liman ve liman kenti denilebilir. Öyleymiş. Bu liman olduğu için de Columbus interested in the sea. Şurası bak özne. Burası sahip ki Columbus'ın denize olan ilgisi started başladı at an early age. Küçük yaşlarda başlamış deniz olan ilgisi. Çünkü denizin yanında doğdu. And got more and more important to him. Ve giderek de bu onun için çok önemli hale gelmiş. Got more and more important. Giderek de önemi artmış denizin. Around the time he was born, the journey from Europe to the Far East was dangerous for travelers and businessmen. Around the time he was born. Doğduğu yıllarda, doğduğu zaman, o zamanlarda. The journey from Europe to Far East. Journey, yolculuk, seyahat. Nereden nereye? Avrupa'dan uzak doğuya olan yolculuk was dangerous. Tehlikeliydi. Kimler için? For travelers. Bu seyahat eden kişiler için, yolcular için de denilebilir. Ve iş adamları için. Yani yolculuk edenler için ve iş adamları için Avrupa'dan, o zamanlarda Avrupa'dan uzak doğuya seyahat etmek tehlikeliydi. Some European kings began to look for safe ways to the business with China and Japan. Bazı European kings, bazı Avrupalı krallar began, başladılar. Neye başlamışlar? To look for. Look for aramak. Neyi aramaya başlamışlar? Safer way. Safer, daha güvenli yollar aramaya başlamışlar. Ne için? To do business. İş yapmak için. Kimle? Çin ve Japonya ile iş yapmak için daha güvenilir yollar aramaya başladılar. Also, more and more people in Europe were starting to think that the world might be round like a ball, not flat. Also, ayrıca more and more people, çok daha insan, yani bu insanlar giderek artıyor, more and more. Daha çok insan, neredeki insanlar? In Europe, Avrupa'daki insanlar were starting, başlıyordu. Neye? To think, düşünmeye başlıyorlardı. Ne düşünmeye başlıyorlarmış? Think that the world, dünya might be, olabilirdi. Ne? Round, yuvarlak, like a ball, top gibi yuvarlak olabileceğini düşünmeye başladılar. Not flat, düz değil. Artık insanlar, Avrupa'daki insanlar dünyanın düz değil de yuvarlak olması, yuvarlak olduğunu düşünmeye başlamışlar. Yuvarlak olabileceğini daha doğrusu. Columbus decided that if the world was round, people could travel to the far east, called the Indies, by going west. Columbus decided that. Buna karar verdi. If the world was round, eğer dünya yuvarlaksa, people could travel to the far east,
İnsanlar uzak doğuya seyahat edebilirlerdi. Ve parantezinde burada called the Indies. Burada Indies Hint adaları anlamında. Hint adaları olarak. Yani burada Far East, uzak doğudan kastı. O zamanki insanlar uzak doğu dönünce akıllarına gelen Hint adalarıymış. Burada ben bunu anladım. By going west. Batıya giderek. Normalde uzak doğuya gitmesi için mantıken doğuya gitmesi gerekiyor. Ama dünya yuvarlaksa Columbus şuna karar veriyor. Ben batıya giderek de eğer dünya yuvarlaksa o Hint adalarına, uzak doğuya ulaşabilirim. Bunun kararını veriyor. He took his idea to the kings of Europe and finally the Spanish king agreed to pay for the journey. He took his idea. O fikrini aldı ve götürdü. Yani took somebody to somewhere. Yani birini bir şeye götürmek. Fikrini nereye götürmüş? The Kings of Europe. Avrupalı krallara götürmüş. Fikrini Avrupalı krallara söylemiş. Şu cümle biz bunu anlatıyor. And finally ve sonunda nihayetinde the Spanish King İspanyol kralı agreed to pay. Agree bir şeye onay vermek, katılmak. To pay ödemeye onay veriyor. Ödeme konusunda hemfikir oluyorlar. Ne için? For the journey, yolculuk için. Böyle batıya bir yolculuk çıkmaya karar veriyor. Bir önceki cümlede söylemiştik burada. Ve İspanya kralı da bu yolculuk için ödeme yapmaya kabul ediyor. Christopher Columbus traveled under the Spanish flag and all the new lands he found became part of Spain. But there were big rewards for Columbus too. Christopher Columbus traveled under the Spanish flag. Traveled, yolculuk etti neyin altında? Under the Spanish flag. İspanyol bayrağının altında bu yolculuğunu başlatıyor. And all the new lands he found. Bütün bulduğu yeni topraklar. He found, burası bütün yeni topraklar. He found, bulduğu bütün yeni topraklar. Became, oldu. Part of Spain. Yani bütün yeni bulduğu topraklar İspanya'nın olacaktı. Çünkü İspanyol bayrağı altında bu yolculuğunu gerçekleştirdi. But ama there were vardı big rewards for the Columbus too. Ama tam bulduğu topraklar yeni topraklar İspanya'nın olacak ama eğer böyle bir şey olursa da toprak bulursa da Columbus içinde çok büyük para ödülleri vardı. Ödüller vardı. He set off with three ships in 1492 across the Atlantic and on 12th October he became to some islands, probably the Bahamas. He set off. Set off burada ayrılmak. Yani yolculuğa başlamak. Neyle başlamış yolcular? With three ships. Üç gemiyle yolculuğa başladı. Ne zaman? 1942'de. Across the Atlantic. Atlantik boyunca. Atlantik'i geçiyorlar. Bu yolculukta. And on 12th October. 12 Ocak'ta ise he came to some islands. Birkaç adaya ulaşıyorlar. 12 Ocak'ta. Probably muhtemelen Bahamalar adalarına ulaşıyorlar. Columbus then landed at Venezuela and visited parts of Central America as well as some Caribbean islands. Columbus then, o zaman yani bu birkaç adaya vardığında Bahama adaları olabilecek bir adalara landed at Venezuela. Sonra Venezuela'ya şey yapıyor, demir atıyor. Sonra visited parts of Central America. Orta Amerika'ya. Amerika'nın ortasına yani. Oradaki bazı yerlere ziyarete gidiyor. As well as some Caribbean islands. Karayip adalarına da. Lazım bunları ziyaret ettiği yerler. This was the Americas, the New World. Bu Amerika'ydı. Yani the New World, yeni bir dünya. Columbus believed that he was in the Far East,
Indies because he thought he had traveled all the way around the world. Columbus believed that. Columbus şuna inandı ki he was in the far east, uzak doğudaydı. Biz ne demiştik bir öncekinde? Uzak doğu kastedince o zaman insanların aklına ne geliyordu? Hint adaları, Indies, Hint adaları. Burada da adaları gördü işte, Karayip adaları, işte birkaç adaya şey yaptı, demir at ilk oraya buldu falan. O adaları görünce Hint adalarına ulaştığını düşünüyor. Because he thought he had traveled all the way around the world. O düşündü ki he had traveled, o yolculuk etti, all the way, bütün yolu, o dünyadaki bütün yolu o kadar dolaştığını düşünüp Hint adalarına ulaştığını düşünüyor. Yani burası da adalar, ulaştığı yere de adalar olunca bir ihtimal. Öyle bir düşünceye kapalı. Because nobody knew that the Americas were there, he thought the land he discovered was the Far East. Because, çünkü nobody knew that the Americas were there. Amerika'nın orada olduğunu kimse bilmediği için, yani bunu şeyle Columbus da bilmiyor haliyle. He thought the land, o düşündü toprakları, hangi toprakları he discovered. Bu keşfettiği toprakları, bu adaları was the Far East. Uzak doğu olduğunu düşündü. Çünkü o zaman öyle Amerika diye bir şey bilmiyor kimse. Amerika'nın orada olduğunu bilmiyorlar. So he called the local people Indians. Bu yüzden he called the local people. Local burada yerel. Yerel insanları nasıl çağırmış, seslenmiş, yani nasıl bir isim vermiş? Indians. Çünkü o Hindistan adalarında olduğu için. O yüzden Indians olarak yazarsanız Kızılderililer. Indians'lar İngilizcesi Kızılderililer. O yüzden. Ve işte Hindistan'da olduğu için de Kızılderililere, oradaki insanlara Indians diye sesleniyor. Indians adını koyuyor. But Columbus also quickly fought with the Spanish king about his pay. Ama Columbus ayrıca hızlı bir şekilde ne yapmış, böyle çabuk kavga etti. Kimle? Spanish King, İspanyol kralıyla. Ne hakkında? About his pay. Onun ödemesi hakkında İspanyol kralıyla kavga ediyor. However, he died in 1506 before he made any money. Ama he died 1506'da öldü. Neden önce? He made any money. Hiç para kazanamadan önce 1506'da öldü. Bütün para kazanma sebebi de neydi? Yeni bulunmayan yerler bulursa İspanya'nın olacaktı o yerler. Yine yeni yerler buluyor ama buldukları yerlere Hint adaları olarak düşündüğü için ve onlardan Hindistan'a ait, o zaman tam olarak bilmiyorum orada kim şey. Yani bu önceden var olan yerler olduğu için yeni bir yer bulmamış oluyor. Yani İspanyol kralının eline hiçbir şey geçmemiş oluyor bu durumda. Bu yüzden de Columbus'a para vermiyor. Bu yüzden de kavga ediyorlar diye düşünüyorum. In fact, he wasn't the first person to go to the Americas. In fact, gerçekte he wasn't the first person. O ilk insan değildi. To go to the Americas. Amerika'ya giden ilk insan Columbus değildi. Columbus değildi. The Vikings from Scandinavia were there in the 11th century and Portuguese fishermen often visited Newfoundland in Canada. The Vikings, yani Vikingler, from Scandinavia, İskandinavya'daki Vikingler were there, oradaydı. Ne zaman? 11. yüzyılda. And ve Portuguese balıkçılar sık sık ziyaret ediyorlarmış. Neyi? Newfoundland. Burası Türkçe'de Newfoundland olarak geçiyor. Kanada'da böyle bir yer varmış, Newfoundland diye. Orayı da balıkçılar sık sık ziyaret ediyormuş. Yani 11. yüzyılda aslında Amerika keşfedilmiş. However, he was the first official visitor. And after him came thousands of Europeans to make their homes there. However, ama yani Vikingler ve işte Portekiz balıkçılar orası sizi ziyaret ediyordu. Ama he was the first official visitor. Bu Columbus ilk resmi ziyaretçiydi oraya.
Ya bu keşif adı altında. After him, ondan sonra came thousands of Europeans. Binlerce, ondan sonra binlerce Avrupalı oraya evlerini yapmak için geldiler. Oraya yerleşmek için geldiler. They imported African slaves. Import burada import ithal, export ihracat etmek. Yani Afrikalı köleleri Amerika'ya götürüyorlar, oraya alıyorlar. O şekilde çevirebiliriz orayı. At the same time, many of the local Indians died of the new disease that arrived with the Europeans or were killed by them. At the same time, aynı zamanda many of the local Indians, birçok yerel Kızılderili, Indians Kızılderili, died of the new disease. Yeni hastalıklardan öldü. Hangi hastalıklarmış onlar? Arrived with the Europeans. Avrupalılar tarafından taşınan hastalıklarla öldü. Bunu bir önceki videoda virüs ve bakterilerde çevirmiştik. Hatta ben onunla ilgili bir soru sormuştum size. Şimdi mesela bizim Türkiye'de veya işte Çin'de olan bir hastalık Çinlilere zarar vermiyor olabilir. Ama başka coğrafyada yaşayan insanlar ona bağışıklı olmadığı için onları hasta edebilir. Bu tarz bir yaklaşımla yapmıştı. Ya da were killed by them. Ya da Avrupalılar tarafından öldürülmüşlerdi. İki seçenek sunuyor burada. Çoğumuz tabii şuna inanıyoruz. Christopher Columbus names lives on across the Americas. Mostly in place names such as Columbia, British Columbia in Canada, or the city of Columbus, Ohio. Christopher Columbus'ın ismi lives, yaşıyor on the across the America. Amerika boyunca, yani Amerika toprakları boyunca, kıtası boyunca onun ismi yaşıyor. Mostly, yani çoğu in place names. Genellikle yani büyük çoğunlukta yer isimleri de kullanılıyor. Such as gibi, ne gibiymiş? Columbia. Columbia şey eyalet olması lazım herhalde, tam emin değilim. British Columbia in Canada. Kanada'da British Columbia diye bir yer varmış. Or the City of Columbus. Columbus şehri neredeymiş? Ohio'da. Bu şekilde çoğu yerde de ismi yaşatılıyor. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım yeni şeyler öğrenip İngilizcenizi de geliştirmişsinizdir. Yine bununla ilgili herhangi fikirlerinizi veya video hakkında fikirlerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.